Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz başarılı bir işkolik. Evet, bayan bir işkolik. Çelikoğlu İnşaat'tan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sevgi Çelik. Hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Merhaba. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Sevgiçelik kimdir tanımak, tanışmak isteriz. Tabii Buyurun. ki aktaralım Sayın izleyicilerimize. Sevgiçelik Çelik 30.03.1991 doğumlu İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya gelmiş ve daha sonraki yaşantısına Manisa merkezde devam edip Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun aile bireylerinde erkek olmadığı için babasının idollerini gerçekleştirmek için kendisi direkt üniversiteden sonra inşaat sektörüne atılmış biri. Yıllardan sonra Manisa'dan İstanbul'a geçtim. Son 7 yıldır İstanbul'da yaşıyoruz. İşimize burada devam ediyoruz. Bu şekilde evet sormak istediğiniz ee... ayrıntılar olabilir sormak istediğim e, İzmir doğumluyum dediniz, mezuniyetinizi söylediniz, yaşınızı hemen belirttiniz tabii çok genç olduğunuz için. Evet. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Çocukluğumdan beri bu sektörün içindeyim ama bir fiil aktif olarak 7 yıldır bu sektördeyim. Zaten hı hı. Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesindeyim. Buraları seçmemin tercihi de zaten yeni gelişim bölgeleri olması, Beylikdüzü'nün inşaat dalında çok kuvvetlenmesi Aynı zamanda da 2014 yılında da biliyorsunuz inşaat ödülü aldı Beylikdüzü. Bu şekilde güzel bir müşteri pazarının olduğu güzel bir bölge. İnşaat hiçbir zaman değer kaybetmiyor. Yeri geliyor duraksamalar oluyor ama hiçbir zaman değer kaybetmiyor. Evet gerçekten de öyle ülkemizdeki lokomotif sektörlerin başında geliyor artık evet. ve neredeyse e, inşaatın dahi ihracatını yapmaya başlayacağız çünkü yakın ülkeler dahi bizden inşaat için e, birçok firmayı davet ediyorlar bize güveniyorlar Kesinlikle. bu kadar iyiyiz bu konuda değil mi Evet. Evet. Peki firmanızdan biraz bahsedelim mi? Kaç yılında kuruldu? Kaç yıldan beri hizmet vermekte ve kurucusu kimdir tabii ki? Evet, kurucusu benim babam Sayın Abdülkadir Çelik. 1974 yılında Manisa'da ilk taşeron olarak başladı kurulumuna. Daha sonra devamlı iş başarılarını kazandıkça 1980'den itibaren de inşaata döktü müteahhitlikle yıldızı parladı. O şekilde bugüne kadar yani 1980'den 2019'a kadar 39 yıllık bir firmayız bakıldığı zaman. O şekilde başarılarımız hep devam etti. Evet. Biz diyelim ki 39'u şöyle yuvarlayalım, 40 yapalım. 40 yapalım, 40 bin kere maşallah diyelim ve buradan babanıza da saygılarımızı sunalım çünkü 40 yıl boyunca aynı sektörde ülke ekonomisine katkıda bulunabilmek gerçekten de çok önemli bir hizmet diye düşünüyorum. Evet ve inşaatlarımıza da şöyle bir parantez açmam gerekirse daha çok çoğunluk Ege bölgesindeydik. Manisa, İzmir, İzmir'in ilçeleri, Çeşme, işte Kuşadası oralarda devam etti. Manisa'da da birçok yerde okul inşaatlarında, sağlık ocağı bu şekilde yine devam etti. Daha sonra işte son 7 yıldır da İstanbul'da bir fiil faaliyetlerdeyiz. Bu şekilde devam etti. Evet. Peki siz şu an itibariyle artık evet. e, firmanın başındasınız, yönetim kurulu başkanısınız. Çok genç bir bayan olarak e, oldukça devinimi yüksek olan, zor olan bir sektörde savaş veriyorsunuz. Kesinlikle doğrudur, <laughs> aynen öyle. İşte Türk kadını böyle değil mi? Kesinlikle böyle. Yani ben bütün aslında bayanlara buradan şunu söylemek isterim ki başarı inançla alakalıdır. Hani bir söz vardır. Başarı başaracağım diye bilenindir. Önce kendinizi inandıracaksınız. Akabinin de zaten ne istiyorsanız basamak basamak size bunlar sunuluyor. Hani birden bire zirveye çıktığınız zaman çöküşünüz de ağır oluyor. Ben öyle bakmıyorum. Yavaş yavaş emin adımlarla sağlam bir şekilde tabii ki de bu sektörün çok büyük zorlukları var hani bir bayansın işte sana sürekli ya bayanlar bu sektörden ne anlar ama unuttukları bir şeyler var. Bayanlar erkeklerden çok daha çok iyi anlar bu sektörde ve eğer çizginizi koruyabiliyorsanız bu sektörün içinde olup bir erkekten çok daha fazla bir mücadele verebiliyorsunuz. Hatta benim müşterilerimin hepsine buradan da teşekkür etmek isterim. Her zaman sözleri şudur. Ama babama, ama bana çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. 10 tane erkek çocuğuna bedel. Bir tane belki erkek evladınız yok ama 10 tane erkek çocuğuna bedel bir kızınız var diye. Hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Beni çok onur ediyor. Zaten <laughs> müşterilerimin bu şekilde yaklaşımları, kendilerinin bana ettikleri hayır dualar beni ayakta tutuyor. Bütün işin stresini, sıkıntısını her şeyini alıyor. Ne kadar onur verici ve motive edici Kesinlikle. bir şey bu gerçekten de. Peki... E, firmanın başındasınız artık bir bayan olarak e, gerçekten de çok ciddi hizmetler vermek için çaba göstermektesiniz ve bu çabalarınızın da karşılığı boş kalmıyor. E, firmayı getirmek istediğiniz bir nokta var mı? Hedefiniz var mı? Evet firmamız 40 yıllık bir firma olmasına rağmen bugün hani birçok rakip firmalarımıza bakıyorum. Direkt anonim şirket holding kuruluşlarına dönüşerek daha kurumsallaşmış vaziyetteler. Kendi firmamıza baktığımda şöyle bir eksiklik var. E tabi babam bu işlerde tek başına bir kurucu olduğu için yıllardır bunu faaliyete dökemedi. Herhangi bir holding kuruluşuna çeviremedi. Bunun sebeplerinden biri yanında desteği olmayışıydı. Evet. Ama artık son 7 yıldır ben piyasada olduğum için şirketim hani sıradan bir inşaat ofisi, satış ofisi veya bir gayrimenkul ofisi olarak kalsın diye istemiyorum. Hani bugün bir Çelikoğlu inşaat denildiği zaman bugün bir kanallarda ama İstanbul genelinde ama Türkiye genelinde veya yurt dışı genelinde Çelikoğlu inşaatın uluslararası hizmet veren bir kuruluş olması taraftarıyım ve amacım bununla ilgili hizmetler yapmak. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili yurt dışı fuarı da düşünüyorum. Hani Çelikoğlu inşaatı getirmek istediğim mertebe gerçekten kurumsallaştırmak ve dünyaca ünlü bir firma haline getirebilmek. Evet, ne kadar da güzel bir hedef. Hedefi belirlediyseniz o yol mutlak surette Tabii gidilecektir ki. diye düşünüyorum ben de. Üniversiteyi işletme üzerine bitirmenize rağmen erkek egemen bir sektörde yer aldınız. sebebini de açıkladınız evet. bunun. Bu yüzden dediniz. Ee, peki zorluklarla karşılaştınız mı? Zorluklarla tabii ki de karşılaştım mesela biz de en çok daireyi satarken de alırken de arsaları alırken de satarken de illa bir alıcı satıcı sıkıntısı yaşarız bunlar olur ama karşılaştığım bütün sorunları mesela insanlarda şu olur güven yok inşaat firmalarına karşı belli başlı bir güven yok. Ama beni tanıdıktan sonra önce bir telefon görüşmesi yapıyoruz. Ofisime davet ediyorum. Bir kahve içiyorlar. Sevgi Hanım sizi tanıdıktan sonra o güveni karşı tarafa veriyorsunuz. Ben hep sorunları samimiyetimle çözdüm. Hiçbir zaman kavga taraftarı, yüksek ses taraftarı veya kırıcı uslupla değil. İnsanları anlayarak, onları kendi yerime koyarak o şekilde empoze ediyorum karşı tarafa bazı şeyleri ve çok da başarılı oluyorum. İnsanlar için zaten güler yüz, gerçek samimiyet bu kavramlar çok önemli. Hakikaten de öyle. Peki e, sizi siz yapan en güçlü yönleriniz nelerdir desek bize neleri sıralayacaksınız? Tabii ki size şöyle paylaşayım. Beni ben yapan en güçlü yönüm hayallerim, inanmak hayallere inanmak. Hatta hep belki cumhurbaşkanımızın da Bahsettiği gibi her zaman kullanır. Hayalde gerçek oldu kelamı. Bu beni benden alır öyle söyleyeyim sizlere. Gerçekten öyle. Benim idolüm babamdı öncelik. Daha sonra da böyle ülkemizin başındaki saygıdeğer cumhurbaşkanımızdı. İkisi benim için böyle vazgeçilmezdir öyle aktarayım. İnanıyorsun bir şeyleri yapabileceğini ve daha sonrasında ise hayallerini inşa ediyorsun. Bunu hatta Çelikoğlu İnşaat biyografisinde de dile getirmişimdir. Hayallerinizi inşa ediyoruz. Ben önce müşterilerimizin hayallerini inşa etmeden kendi hayallerimi inşa ediyorum. Daha sonrasında o şekilde hizmet veriyorum ve bugüne kadar hiç yanılmadım. Yapamayacağımı düşündüğüm şeyleri hep kafamda tasarladım, hayal ettim, inandım ve gerçek oldu. Evet. O gerçekler daim olsun diyoruz, hep çok devam etsin diyoruz inşallah. biz Çok teşekkür ederim inşallah. Peki, e, işinizde karşılaşmış olduğunuz çok ciddi sorunlar olmuştur. Tabii ki de. Nasıl yönettiniz bu krizi? Dediğim üzere hani tamamen benim kriz yönetimim şu şekilde gerçekleşti, şöyle ifade edeyim. Güler yüz, tatlı dil ve samimiyet. Hani ortalık bizim şöyle. Genelde Esenyurt ve Beylikdüzü bölgesindeki inşaatlarda hep daha çok kırsal kesime hitap edildiği için işte İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgesi, Tek Türk Ege ve Karadeniz bölgesinde genelde Karadeniz ile Doğu kesimi hiç anlaşamazlar. Karadeniz bölgesi bayağı bir inattır. İşte Doğu kesimi de böyle dediğim dediktir. Ama bunların orta yolunu ben hep iyi niyetimle, hep güler yüzümle, işte alıcısıyla ayrı, satıcısıyla ayrı, toprak sahibiyle ayrı. Güzel diyaloglar kurarak herkesin dediği hep şu olur. Sevgi Hanım, gittiğiniz yollar iyi insanlara çıksın. Teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız bu tür sorunları çözemezdik. Ya bunları burada size anlattığım için değil, gerçek hayatımın bir parçası olduğu için paylaşıyorum. Ben güvenle, samimiyetle çok işler başardım. Her zaman da söylüyorum, inşaat sektöründe ve bütün sektörlerde Önce güven. Çünkü insanları ev sahibi yapmak asla kolay değil. İnsanların yeri geliyor, hani müşteriler değişkenlik gösteriyor. Yıllarca birikimlerini gayrimenkul üzerinde değerlendirmeyi düşünüyorlar ve bu çok önemli. Belki bazı insanlar ömürlerinde bir kere daire sahibi oluyor ve bunu güvenilir şekilde yapmak zorundalar. Evet, çok haklısınız. Peki size göre emlak piyasası gerçekten durgun mu? Bana göre hep değerli büyüğüm babamın Abdülkadir Çelik'in söylediği doğrultuda emlak piyasası hiçbir zaman için durmaz. Gayrimenkul hiçbir zaman değer kaybettirmez. Yerel yerel işte mevsimsel olarak takdir etmek gerekirse hafif bir dalgalanma yaşar. Genelde kış aylarında yavaş bir sekteye uğrar. Onun akabininde e, tekrardan tekrardan Eylül aylarında, Ekim aylarında, Kasım aylarında bir canlılık gösterir. Dediğim gibi, Aralık, Ocak, Şubat'ta hafif böyle bir duraksama demeyeyim. Böyle bir dalgalanmaya girer ama Mart, Nisan, Mayıs aylarında tekrardan canlanır. Bizim sektörümüz hiçbir zaman ölmeyecek bir sektör. Kesinlikle. Her zaman değer kazandıran bir sektör. Ve yani gayrimenkul kaybettirmez her zaman kazanır, kazanır. hele ki bir yerde arsanız varsa ben hep müşterilerime de söylüyorum buradan da bütün yatırımcılara sesleniyorum yeşili gördüğünüz toprağı gördüğünüz yerden korkmayın yatırımlarınızı yapın bir derler böyle bir metrekare yeriniz olsun yine zarar etmezsiniz. Evet. Çok doğru. İşinizi sevdiğiniz ve aşkla yaptığınız o kadar belli ki. O yüzden işinizi seviyor musunuz diye sormayacağım. Evet. Bunu sormuyorum. Atlıyorum. Şunu sormak istiyorum. Neden insanlar sizi tercih etmeli ve güvenmeli? İnsanlar neden tercih etmeli? Her şeyden önce biz aile şirketiyiz. Aile şirketinin vermiş olduğu koşullarda hem bir kurumsallık arz ediyoruz müşterilere hem de samimiyet. Bugün bazı firmalara baktığımız zaman evet kurumsallar ama insan ilişkileri çok önemli. Karşınıza alt tabakadan da insan geliyor, çok üst düzey insanlar da geliyor. Önemli olan hani bir tabir vardır, nabza göre şerbet. Bugün karşınıza çıkan bir müşteri, atıyorum ki işte çok farklı yerlerden gelmiştir. 90 milyara bir bahçe katı almak istemiştir. Sen çok büyük bir firmasın. Bu müşterinin talebine cevap verebilmen önemli. Karşındakini oturup bir kahve içtiğinde ona hanımefendi yerine ablacığım diye konuştuğun zaman o insan sana güveniyor ve Aa bak diyor beni de hani şey yerine böyle koyabiliyor yani hani beni küçümsemiyor. ...diye bir şey oluşuyor, izlenim oluşuyor insanlarda. Bu çok önemli. E, onun akabininde bugün meclislerden de bizi ziyarete gelenler, daire almak isteyenler oluyor. Onlarla kesinlikle bu üslupla konuşamazsın. Onlarla da hak ettikleri şekilde, güzel saygılı bir dille konuştuğun zaman... E, ...onlar da ona göre muamele görmüş oluyorlar. Bu şekilde daha büyük bir güven oluşturuyoruz. Zaten dediğim gibi bize internetten, işte sosyal medyadan çok müşteri gelmez. Hep tavsiye üzerine gelir. Şurada şöyle bir sevgi hanım vardır. Gidin mutlaka Beylikdüzü'ne veya Esenyurt'a gittiğiniz zaman uğrayın. Bir tanışmış olun. Hiç olmazsa da kahve için. Bir de şunu eklemek istiyorum bu sorunuza istinaden. İnsanları zorlamayacaksınız. Bütçe belli. İşte ben kredi çekeceğim, zora düşeceğim. Dürüstlük bizim sektörümüzde gerçekten çok önemli. Ben her zaman şunu söylerim hani hayır dua almak bu çok önemli. Müşteri ödeme gücünü anlatıyor ve bizim piyasamızda özellikle özellikle buradan tüm Türkiye'ye dünyaya tekrardan sesleniyorum. Bir üç kağıt tabiri dönüyor Esenyurt'ta. Ee, herkese güven artık kalmadı. Bu yüzden insanlara daireyi alacaksınız şeklinde çeşitli baskılar yapıyorlar. Ya dairenin fiyatını düşük söylüyorlar işte ya da ne bileyim kaporayı yüksek alıp kapora yakma şeklinde gibi çok haberlere konu olduk. Ama sakın zaten korsan emlakçılara itibar etmeyin diye ben altını çizerek defalarca da söylüyorum bunu. İnsanlar samimiyete geliyorlar ve Bugün insanın cebinde aylık 2 milyar ödeme gücü varsa sen bunu 3200 lira ödeme planı çıkardığın zaman alamaz. Ve müşteriye dediğin zaman hanımefendi senin ödeme gücünü aşıyor. Boş ver kendini sıkıntıya sokma dediğinde bu müşteri sana çok daha gönülden bağlanıyor. Bunun sırrı da samimiyet. Hep söylüyorum. İnsan kazanın, para kazanmayın. Çünkü o insanlar size gittiğiniz yerlerde yol alıyor, yoldaş alıyor, ışık tutuyor ya. insan kazanmak çok güzel bir şey. Evet, para nasılsa gelir değil mi? Para her türlü kazanılır. Evet, çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Ben Ve büyük ederim. bir samimiyetle sorularımızı cevapladığınız için tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Sağ çok ]ınız. memnun oldum, çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri, Çelikoğlu İnşaat'tan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sevgi Çelik konuğumuz oldu. Hoşçakalın.